İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Sadreddin Horasani rahmetullahi aleyh. Namazdan zevk almak. Sadreddin Horasani büyük Allah adamı. Sohbeti süpürürdü kalplerden hüznü gamı. Bir gün bir talebesi bu veliye gelerek dedi: "Alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerimde gittikçe kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu babda?" Buyurdu ki, "Yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet." Araştırdı talebe yedikleri taamı. Gördü ki, helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki, "Yediğimiz yemekler helal olup haramla karışmış değildirler." Buyurdu ki, "Evladım, git az daha araştır. Muhakkak yaptığınız başka yanlış iş vardır." Nihayet öğrendi ki, o araştırdığında şüpheli tek bir odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz: "Nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz?" Buyurdu ki, "Huzurla yemeli helal taam ve abdest alırken de huzurlu olmalı tam. Yine düşünmeli ki namaza durduğunda, ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?" Bir günde buyurdu ki, "Her işte samimiyet, yani sırf Allah için olmalı halis niyet. Kalp ile doğru niyet etmedikçe bir kişi, asla başlamamalı yapmak için bir işi. Dünya ve ahirete yaramayan şeylerle vakit geçirmemeli, zararlı işle hele. Önce İslamiyeti, yani ilmi halini öğrenip ona göre düzeltmeli halini. Evine dinsizlerin yahut mezhepsizlerin yazdığı kitapları hiç getirmemelisin. Çünkü o kitapları okuyan zehirlenir, hatta sonsuz olarak azaba sürüklenir. Dost düşman herkes ile güler yüz, tatlı dilli geçinip münakaşa ve kavga etmemeli. İnsanların özrünü kabul etmelidir hem. Kusurları olursa affetmelidir hemen. Müslümanlık sadece namaz, oruç değildir. Bunlar her Müslümanın kulluk vazifesidir. Kimseyi üzmemektir bu dinde asıl gaye. Bunu yapan kavuşur rızayı ilahiye." Alimlerden birine sordular bir aralık: "Ne ile belli olur insanda evliyalık?" Buyurdu ki, "Evliya hep güler yüzlüdürler. Huyları iyi olup özrü kabul ederler. Münakaşa etmezler ve cömerttirler gayet. Dinli dinsiz herkese ederler pek merhamet." Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı vermek izzet, almak zillettir. Dinimizde bir şey istemek zillet, bir şey vermekse izzettir. Allahü Teala dünyaya zillet, ahirete izzet vermiştir. Kuldan isteyen zelil, Allahü Teala'dan isteyense aziz olur. Hadis-i şerifte veren el, alan elden yüksektir buyuruldu. Abdullah-ı Ensari Hazretleri, sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşıysa tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır buyurmaktadır. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'ye yaptığı meşhur vasiyette ise, sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin ki, insan ihsanın kulcağızıdır buyurulmaktadır. Dini kurtarmak için dünyayı vermek lazımdır. Zira dünya malını kalbinden atan Allah'ın sevgili kulu olur. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Para dünyada iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Zira paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Mal kazanmakla şeref kazanılmaz. İzzet ve şeref Allahü Teala'ya kul olmakta, ilimde, edepte, ihlas ile amel etmektedir. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. İnsanın şerefi de ilmi ve edebiyle belli olur. Allahü Teala kime izzet vermişse onu kimse zelil edemez. Kime zillet vermişse onu da kimse aziz edemez. Peygamber Efendimiz şan, şeref ve üstünlük mal ile değil, ilim ve irfanla ölçülür buyurmuştur. Din büyükleri, şerefül insan bil iman vel marife la bil mal vel menzile buyurmuşlardır. Yani insanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve makamla değildir. Abdülhalik Gonçdüvânî Hazretleri sevenlerine ve oğluna hitaben, sana vasiyet eylerim ey oğul ki, her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın. Şöhret yapma. Şöhrette afet vardır. Arslandan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi, sapıklarla ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helalden ye. Çok gülme. Herkese şefkat ve merhamet et. Kimseyi hakir görme. Kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Mayan, fıkıh ve evin mescit olsun buyurmaktadır. Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Kim Allahü Teala'dan korkarsa, haram işlemezse, bütün mahlukat ona itaat eder. Onu aziz eder. Kim Allahü Teala'dan korkmaz, haram işlerse, Allahü Teala onu zelil, rezil eder. Allahü Teala'dan korkup haram işlemezse aziz olur. Aksini yapan zelil olur. Ebu Ali Rıhbari Hazretleri, dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmaktaysa nefisler için izzet vardır. Acaba niçin insanlar baki olan ahireti istemekteki izzetin yerine fani olan dünyayı isteyerek zilleti seçerler buyurmaktadır. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri de insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta, kişiler için zillet, ahireti aramaktaysa izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendini izzete ulaştıracak şeyleri terk edene ne kadar çok şaşılır buyurmaktadır. Kulun elbette istekleri olacaktır. Fakat istenecek kapıyı iyi bilmeli ve ona göre istemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarından gelen nimetleri de gönderen O'dur. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birine emanet vermesi gibidir. Allahü Teala'dan istemeyip başkasından, yani onun yarattıklarından bir şey istemek, fakirden bir şey beklemek gibidir. İstenecek kapıdan istenecek şeyi de iyi bilmelidir. Cenab-ı Hak'tan rızasını, muhabbetini talep etmelidir. Din büyükleri Allahü Teala için vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Çünkü istemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü Sure-i İbrahim'in 7. ayetinde mealen "Nimetlerime şükrederseniz elbette artırırım" buyuruldu. Dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Bir arkadaşım namaz kılmak istiyor, kapanmak istiyor ama nefsine yenik düşüyor. Ne yapacağım ben diye pişmanlık yaşıyor. Ne yapması lazım? Efendim, pişman olmak, üzülmek, hidayet kapılarının, tövbe kapılarının aralanması demektir. İstiğfara devam edecek ve nefsine karşı da Hakikat kitabının yayınlamış olduğu Kıyamet ve Ahire kitabının ilk 30 sayfasını okusun. Mektubat kitabında her akşam azar azar, yarım sayfa bile olsa okuyup yazsın. Peki ne olur? Ruhu beslenir. Ruhu beslenince nefsine karşı güç toplar. Şu anda nefsi ruhunu, kalbini rahatlıkla yenebiliyor. Ve İslam alimlerin, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumak, bir Fatiha, 3 İhlas okuyarak, başında sonunda 3 salavat-ı şerif okuyarak Peygamber Efendimiz, bütün peygamberlere ve İslam alimlerin ruhlarına hediye edip "Ya Rabbi, bunların hatırı ve hürmetine bana hidayet nasip et, tövbe nasip et, sana ibadet etmeyi bana nasip ve müyesser eyle" diye dua etsin. Yakınlarda dua etsin. İnşallah Teala o engeli aşar. Bir başka dinleyicimiz, hocam diyor, Osman hocam diyor, mektubatı ısrarla devamlı okumamızı tavsiye ediyor. Ben de bu tavsiyeye uydum. Şimdi diyor anlamaya diyor çalışıyorum. Mektubatı okuyorum. Zevk alıyorum. Bu kitap yalnız beni yalnızlığa itti. Ailem, çevremdeki insanların yanında yapayalnız hissediyorum kendimi. Dünyalık konuşmaları, seyrettikleri şeyleri, yaptıkları o kadar saçma geliyor ki bana. Bazen boğulacak gibi oluyorum onların yanında. Bir soğukluk var. İşte büyüklere karşı, din büyüklerine karşı aşırı bir muhabbetim var. Başka insanlarla konuşmak, görüşmek istemiyorum. Bu normal bir şey mi? Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Normal tabii. Allah-u Teala rahmet eylesin. Evet abiler, bir gün böyle yurt dışından gelirken yanında işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hazretlerinin sevenlerinden veya talebelerinden diyelim birisi de var. Hemen abiler bu arkadaşa sormuşlar. Demiş, Türkiye'ye dönüyoruz. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey demiş. Hanımın çocuklarını özlemedin. Efendim demiş, kalbimi yokluyorum, öyle bir şey yok. İşin aşını falan, öyle bir şey de yok. O zaman hemen abiler bulmuşlar ki mübarek olsun. Demek ki samimi olarak seviyorsun bu büyükleri. Samimi olarak bu büyükleri sevince, onların kitapları samimi olarak okununca adamı buz gibi yaparlar buyurmuşlar. Ne demek? Kime karşı, neye karşı buz gibi yaparlar? Dünyaya, yani Allah-u Teala'nın dışındaki her şeye karşı soğuturlar. Onun için mektubatı okumak insanı dünyadan soğutur. Yani haramlardan, mekruhlardan uzaklaştırır. İhlasını arttırır. Ve bir kimse ahirete imanı arttıkça imanı kuvvetlenir. İmanı kuvvetlendikçe Allah-u Teala'nın kollarına yardım düşüncesi artar. Peki şimdi bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi dedi ki ailem, yakınlarım, bakıyorum dedi, anne dedi daha önce onları öyle görmüyordu. Gözünün önündeki perdeler yavaş yavaş kaldırıldı. Kaldırıldıkça onlar ne olduğunu gördü. Daha önce büyük bildiği ve hatta sözlerine, düşüncelerine itibar edildiğini zannettiği kimseler, işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh öyle buyuruyor. Hocamı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni tanıyınca daha önce büyük bildiğim ve itibar ettiğim kimselerin İslam alimleri yanında, o büyüklerin yanında karınca mesabesinde bile olmadıklarını gördüm. Bir hiç olduklarını gördüm buyuruyor. Dolayısıyla bu büyükler böyledir. Eğer buna devam ederse, yani dedi onların yanında sıkılıyorum. Tabii kalbine şimdi mektubatı okudukça İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kalbindeki nur akıyor. Öbürlerin kalbinde zulmet var, fısk var, bid'at var, zulmet var, dünya sevgisi var. Öyle bir kalbin yanında bulunduğu zaman kalbinde Allah-u Teala'nın ve bu büyüklerin sevgisi olan bir kimsenin kalbi sıkılır. Bu sadece mümin için değildir. Böyle samimi, ihlaslı olan müminlerin yanına bir bidat ehli, bir mezhepsiz, bir zındık, bir kafir, bir münafık geldiği zaman kalbi sıkılır. Kalbi sıkılır, dayanamaz, şeker gider oradan. Onun için de Şeyh Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu büyükleri seven, samimi, ihlaslı olanların içerisinde de hainler bulunabilir. Ama buyurmuşlar, bu büyüklerin yolunda onda bu hainler ve bu münafıklar, bu mezhepsiz veya bidat ehli mutlaka açık verirler. Mutlaka ama. Açık verirler çünkü nefislerini ve akıllarını baz aldıkları için mutlaka açık verirler. Ya buyuruyorlar, sıkılırlar, defolurlar, giderler veyahut da teslim olurlar. Veyahut da teslim olurlar. Bu dinleyicimizin hali doğru. Buna devam etsin. Buna devam etsin. Ama şimdi geliyor ikinci perde. Din büyükleri buyuruyorlar ki şimdi Cenab-ı Hak senin gözünün önündeki perdeleri kaldırdı. Onların halini gördün, onların halinden sıkıntı duyuyorsun. Onlara yine güler yüzle muamele etmen gerekir. Buna mudara denir buyuruyor. Öbür türlü ya bunlar beş para etmezmiş, bunlara değer vermeye de gelmezmiş, bunlara konuşmaya bile gerek yokmuş dersen ne girer? Kibir ve ucub girer. O da seni tepetaklak ettirir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Tehlikeli. Yani o tehlikeyi de hiçbir zaman unutmamalı. Mesela mektubatı okuyorum diyor. İslam AliHakk'ında okusun. Madem ki okumaya devam ediyor, İslam AliHakk kitabında o kötü huyları da okusun. Kibri, ucubu, riyayı, onları da okusun. Yani defalarca okusun. Bir defa değil. Hani bazıları diyor ki efendim ben okudum İslam AliHakk kitabını. Aa, bir defa, 5 defa, 10 defa, 100 defa, 500 defa. Ne zamana kadar? Ta ki o oradaki bilgiler sende hal haline gelene kadar. Hal haline gelene kadar. Ha, bazılar vardır bir defa okur hal haline getirir. Bazılar 1000 defa da hal haline getirir. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken Sarıyer'de bir yerler vardı ya. Evet. Orada işte bir talebesini kabul ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh bütün arzusu, isteği o kitapları okumak ve yaymaktı. Ve kim gelirse gelsin işte kitap dağıtıyor musunuz? Ve önce kitap okuyor musunuz ve bunlara aynı şekilde insanlara ulaştırıyor musunuz? Suali bu oluyor. Ona da sormuşlar kitap okuyor musunuz? Okuyorum demiş. Hangi kitabı okudunuz en son? İslam AliHakk'ını. Kaç defa okudunuz diye sormuşlar. Bir defa okudum efendim demiş. Ya kardeşim demişler, siz bir defa da halletmişsiniz. Biz 20 defadır okuyoruz hala daha halledemedik. Yani ona diyorlar ki ya sen bir defayla bunu halledemezsin. Hani bazılar diyor ben okudum bir defa. Ya bir defa değil. Saadet Ebedi 1, 3, 5, 50, 100, 500, 1000, 1500 defalarca okuyacaksın, defalarca okuyacaksın. Bunun en canlı misali Osmanlı döneminde Mızraklı İlmihal kitabı. 3-5 kişi bir araya geldiği zaman bu kitabı okurlarmış. Tek başına kaldığı zaman bu kitabı okurlarmış. Otururlar bu kitabı okuyorlar. Kalkarlar bu kitabı okuyorlar. Onun için de Osmanlı medeniyetine Mızraklı İlmihal medeniyeti tabirini kullananlar var. Bu benim babaannem ve annem okuyup yazması olmadığı halde Mızraklı İlmihal'deki bilgiler hayatlarına geçmiş. Ya yürürken, otururken, kalkarken, helaya girerken, çıkarken, yemek yerken, insanlarla görüşken, komşu adabı olsun, tarlada çalışırken olsun, bakıyorsun o kitaptakiler hep hayatlarına geçmiş, ona uygun hareket ediyorlar. Ona uygun, kul ve hayvan haklarına aynı şekilde riayet ediyorlar. Mesela hayvanda akıl yok. Eziyet eder. Hatta şeyde o İslam AliHakk kitabının 3. bölümü Hüccetül İslam ilmi halinde diye hatırımda kalmış. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Seni niçin peygamber olarak seçtim? Sebebini bilir misin? Bilmem ya Rabbi diyor. Sen diyor bir gün diyor koyun otlatıyordun. Yani çobanlık yapıyordun. Peygamberlerin çoğu yaptı. Peygamber Efendimiz de yaptı. Çobanlık yapıyordun. sürüden koyunun birisi fırladı gitti. Kaçtı yani. Sen de peşine takıldın. O koştu, sen koştun. O koştu, sen koştun. O koştu, sen koştun. En sonunda koyunu yakaladın. Kızgındın, yorgundun, öfkeliydin. Koyunu yakaladığın zaman dedin ki, ey koyun, kendine de ettin, bana da ettin. Ne derdin var da böyle yaptın ki? Dedin. Hayvanı hırpalamadın, dövmedin. Tutup aynı şekilde yere vurmadın. Yani ona olan merhametin ve şefkatin seni peygamber olarak seçmeme vesile oldu buyuruluyor. Ezelde seçilmiş ama o seçilmesinin sebep ve hikmeti dünyada böyle tezahür etmiş diye anlatmış. Böyle tezahür. Dolayısıyla bu dinleyicimiz mektubat okumaya devam etsin. İslam AliHakk kitabında okusun. Ve insanlara karşı mesela İslam ahlakında mudara anlatılıyor. Nasıl yapılması lazım geldiği. Annesi, babası, kardeşleri bizim yok mu? Biz de başlangıçta mesela böyle görünce aa diyoruz bunlar yanlış yapıyor. Bunlar bidat değil. Bunlar böyledir. Bunlar böyledir falan. Kestirip attık. Yanlışmış o. Yanlışmış o. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerden işte Mekke'nin fethinde bile Müslüman olanlar oldu. Ya bunlar Peygamber Efendimiz'le harp etti. Siz benimle harp ettiniz. Siz benimle aynı şekilde bana iman eden benim ümmetimden, benim kardeşlerimden bazılarını şehit ettiniz. Sizi katiyen almam, sizi buraya sokmam demedi. İşte Hazreti Vahşi radıyallahu anh Hazretleri Mekke'nin fethinden sonra geldi. Taiflerle beraber geldi. Yüzünü de örterek geldi. Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam bir kimse çok büyük günah işlese tövbe etse Allah-u Teala affeder mi? Elbette. Peki dedi bu Allah-u Teala'nın peygamberini üzecek bir şey yapsa gene de Allah-u Teala affeder mi deyince Peygamberimiz hemen, tabii çok zekiler peygamberler, hemen anladı, başını o zaman kaldırdı. Sen vahşi misin yoksa diye. Çünkü amcası Hazreti Hamza'yı çok seviyordu. Onun aynı şekilde şehit edilmesi Hazreti Vahşi eliyle olduydu. Evet deyince seni gözüm görmesin dedi birden. Hazreti Vahşi radıyallahu anh Hazretleri gözümü kapattım ne zaman boynuma kılıç inecek diye bekliyordum dedi. O anda Cebrail aleyhisselam geldi. Allah-u Teala selam ediyor. Buyurdu ki o iman ile ve tövbe ederek geldi. Biz onu affettik. Sen amcanı öldürdü diye niye affetmiyorsun? Ana. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz kardeşiniz çağırın buyurdu. Ömrümde hayatım boyunca duyduğum en güzel, en tatlı, en müşfik sesti o. Kelimeydi. Kardeşiniz çağırın. Ve Resulullah Efendimiz seni görünce amcamı hatırlıyorum. Bana görünmesen olmaz mı buyurdu yalvarır gibi. O da ne insanmış. Peki ya Resulullah dedi. Bir daha görülmedi. Ama Ashab-ı Kiram'dan oldu. Ashab-ı Kiram'dan oldu. O sohbette bir defa bulundu. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları kitaplarda yazılı. Ehl-i Sünnet alimlerinin hakeza öyle. Mesela ismi hatırımda değil şu anda ama bir dergahta iki talebe ne olduysa işte nefisleri devreye girmiş falan bunlar kavga etmişler. Birisi böyle daha çok hırçınlaşmış, kin tutmuş. Gece o dövüştüğü, kavga ettiği arkadaş işte o dergahın, medresenin bahçesine çıkmış. Gece karanlık, şimdiki gibi elektrik falan yok. Fark etmiş onu. Çıkıyor. Pataküte bu dövmeye kalkıyor falan. O anda işte o dergah, o zat uyanıkmış. Hemen geliyor bunları aralayacak. Bu arkadaşı diye hocasını dövmüş. Tabii diğer talebeler gürültüye uyanıp kandilleri yakıp şey yapınca talebi bakmış ki ooo. Şimdi sen ne yaparsın? Ben olsam iyi bir döverdim. Talebelere havale ederdim. Ve o zat dönmüş buyurmuş ki yavrum buyurmuşlar bu ne menen bir kin, bu ne menen bir nefret, bu ne menen bir aynı şekilde egoistlik, bencillik. Ana talebe nasıl bir mahcup olmuş, nasıl mahcup olmuş. Hani sizin de ifade ettiğiniz gibi talebelere desek halledin bunu bitti yani linç ederler. Değil mi? Hı. Linç ederler. Ama öyle davranılmamış. Öyle davranılmamış. Şimdi Enver abiler Allah-u Teala rahmet eylesin iki şeyi unutun buyuruyorlardı. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri. Ya zor bir hadise ama mesela o zatla insan yani o yumrukları yediği zaman vücudu ızdırap duydu, acı duydu. Ama bütün bunlara rağmen bunların hepsini sineye çekti. Yine de cehennemde yanmasın, helak olmasın diye merhametle, adaletle muamele ettiler. Bunlar kitaplarda yazılı. Kitaplarda yazılı olduğu için bugün mesela bu dinleyicimiz de annesi, babası, kardeşleri, yakınları ehl-i sünnet alimlerini bilmiyor. Bilseler bile de aynı şekilde anlamıyorlar. Ama hidayetleri ne zaman olacak bilmiyoruz ki. belki 10 sene sonra, belki 5 sene sonra, belki bir sene sonra, belki ölmeden önce, bilmiyoruz. Önemli olan ölmeden önce hakikati kabul edip imanla öbür tarafa gitmek değil mi? Öyle. Ve olmamış mı böyle? Olmuş. Öyleyse bu işte beş para etmez. Bunu ben sildim defterden. Sen kim, ben kim? Öyle bir hakkımız yok. Bizim vazifemiz tebliğe devam. Peygamber Efendimiz 13 sene aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'de tarçladılar, yuhaladılar, hakaret ettiler. Ama vazgeçmedi. Anlatmaya devam etti. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da dediler, ya Resulullah beddua et bunlara. Ben helak etmek için gönderilmedim buyurdu. Taif'te Cebrail Aleyhisselam geldi. Taşladılar, yuhaladılar. Mübarek ayakları kan revan içerisinde kalmıştı. Dedi ki, ya Resulullah bu melekler dağlara müvekkildir. Allah-u Teala bunlar senin emrine verdi. Sen ne dersen onu yapacaklar. Eğer istersen bu Taif Lut kavminin yaşadığı gibi, Lut gölü gibi yerin altına çekilecek. Dersen ki buharlasın, yok olsun, öyle olacak. Ben helak etmek için gönderilmedim buyurdu. Ben helak etmek için gönderilmedim. Ama nasıl imtihan ya? Şimdi Mustafa Bey, ben bazen düşünüyorum böyle. Dinleyiciler duymuyor değil mi? Yok. Benim elime böyle bir imkan verilecek. Burasını buharlaştır. Buharlasın. Deyiveririm diyorum ya. Kolay iş değil o. Değil. Çünkü adam bana yuhalamış, adam bana hakaret etmiş, adam benim gırtlağımı sıkmış falan. Elime böyle bir fırsat geçmiş. Ben işte kuş başım olsun, kıymam olsun. Ama şimdi benim nefsim böyle. Ama Allah'tan gönderdiği peygamberler, onların varisleri. Bakıyorsun, okuyorsun, ha diyorsun. Bunlar insansa ben neyim diyorsun on sana. Ha ben onlar gibi olabilir miyim? Yok. E peki bunların hali ne? Ha ben fren basacağım. Hatırıma gelir bunlar okudukça. Bir dakika. Sen Peygamber Efendimiz'i seviyorsun ya Aleyhisselatü Vesselam. Sevdiğini söylüyorsun ya. Ve onun varisleri, alim ve evliyayı sevdiğini söylüyorsun ya. Bak onlar nasıl davranmış. Ha. Şey yani Mustafa Bey, şey dişlerim. Hadi neyse gene seni affettim falan. Dişimi gıcırdı. Affet. Ama hiç olmazsa elle müdahale eden kendini alıkoyabiliyorsun. Elle. Sonra Allah-u Teala ihsan ediverir. Sana da verir. Sen de herkese şefkatle, merhametle bakmaya başlarsın. O da ayıp ayrı bir şey. Efendim ne zaman ver? Ben bilemem onu. İmam-ı Rabbani Kudüsü Sözler'in buyurduğu gibi biz Allah-u Teala ile pazarlık halinde değiliz ki. Ya Rabbi bak ben bunları okudum, bunları dinledim, senin sevdiklerini sevdim. Hadi bana da ver. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey buyuruyor. Bir talebesi diyor ki sohbetinize geliyoruz, dediğinizi yapıyoruz, vazifeleri de yerine getiriyoruz. Diyor bir şey yok da bende. İşte ona öyle buyuruyor. Yavrum buyuruyor, biz Allah-u Teala'yla pazarlık halinde değiliz ki ben bunu yaptım sen de bunu ver. Yok öyle bir şey buyuruyor. Yok öyle bir şey. Peki ne yapacağız? İşte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimenin sonunda geçiyor. Hattel yakın buyuruyor. Ölünceye kadar. Ha dünyada verilir, ölürken verilir, kabirde verilir, mahşerde verilir ama verilir. O verilir. Ne zaman verir? Sahibi bilir. Sahibi bilir. Ben gençliğimde böyle Akıncı romanları okurdum falan da hoşuma giderdi. Orada şimdi çok hoşuma giden şeylerden birisi işte sultan bunları gönderiyor. Hedef neresi diyor? Kızıl elma. Kızıl elma neresi? Sultanım bilir diyor. Tamam. Kızıl elma neresi bilmiyorum. ya bu büyükler bize gösteriyorlar. Bize gösteriyorlar. Ne zaman bilmem. Bilmem. Ama hemen abiler bir şey naklederlerdi. Mıknatıs içinde cevheri olan nesneleri kendine çeker. Yoksa saman çöpünü çekmez. Çekmez hakikaten. Saman çöpünü çekmez. Buraya mıknatıs koyduğun zaman cevher olan şeyleri tak 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 çekmeye başlar. Şimdi bu büyükleri sevenler de bu büyükler mıknatıs. Bu büyüklere yaklaşanlar içinde cevher var demektir. Onun için o cevher ne zaman su yüzüne çıkar? Nasıl bir tezahür gösterir? Zuhur eder? Onu ben bilemem. Ama o büyükler onları şey yapmışlar. Ve hatta bir seferinde de Enver abiler yine anlattılar. Kitaplarda yazıyor bu çünkü. İman nimetinin şükrü. İman nimetinin şükrü buyurdular. İman nimetine kavuşanları sevmektir. Niye buyurdular? Hakikaten niye? Çünkü buyurdular. İmanı kimsenin kalbine koyamıyor. Peygamberler de buna izinli değil. Cenab-ı Hak bu yetkiyi onlara da vermemiş. Allah-u Teala seçiyor. İsmail Sert, Mustafa Toköz bunlara iman vermiş. Senin vazifen Osman Ünlü olarak Mustafa Toköz'de, İsmail Sert'te sevmektir. Niye? Çünkü hemen bile buyuruyor ki Allah-u Teala seçmiş ya diyor. Senin bir şeyin dahlin yok ki. Her şeyin sahibi diyor ki ben bunları seçtim, bunlara iman verdim. Veren kim? Allah-u Teala. Peki ne için seveceksin sen? Allah için seveceksin. Allah için seveceksin. Hadisi bundan ibaret. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.